Dinleyicilerimiz, Üstad Bekir Sıtkı Sezgin, musikimizdeki büyük birikimini klasik formlardaki besteleriyle de ortaya koymuş güçlü bir sanatçımız. Bu programımızda sizlere sunacağı eserin icrasına geçmeden önce kendisiyle ufak bir sohbetimiz olacak. Stüdyomuza hoş geldiniz Sayın Sezgin. Hoş bulduk. Programımızın adı Meşk Zamanı biliyorsunuz. Musikimizde uzun bir geçmişi ve tecrübesi olan sanatçılarımızla eski musiki meşkleri konusunda zaman zaman sohbetlerimiz oluyor. Meşk konusunda ve bu arada sizin meşk aldığınız üstadlarla ilgili olarak seyircilerimize siz de biraz bilgi verebilir misiniz? Hay hay. 1941 ve 42 yıllarında önce hafızı Kur'an olan babam Hafız Hüseyin Efendi'den dini musiki, meşkiyle musiki eğitimine başladım. Dini musikide bilinen ne kadar form varsa, yani Kur'an-ı Kerim kıraatından mevlid, durak, ilahi, tevşih, ezan, naat, kaside, bütün bunları babamdan öğrendim, meşk ettim. Bunu takiben sesi çok güzel olan annemden de o günün meşhur olan ve çok okunan dini olmayan eserleri meşke başladım. Giderek repertuarım artmaya başladı. Babam çok açık fikirli ve ileriyi gören bir kişiliğe sahipti. Yalnız bizden meşk etmekle olmaz. Çeşitli güzellikleri de görmen, onları da alman gerekir demişti. Mesela bir mübaşir Kemal Efendi vardı. Kadiri dergahlarında zakirbaşılık yapmış. Bu mevzuda üstad bir zattı. Ondan meşk yaptık. Sonra babamın arkadaşları olan meşhur Hafız Mecid Sesigür, Hafız Fahri, Beşiktaşlı Hafız Sadık'tan Mevlid'in çeşitli bahirlerini meşk ettim. Ve 1953 yılında da İstanbul Belediye Konservatuvarı'na öğrenci olarak girmiştim. Orada da merhum Münir Nurettin Selçuk hocamızdan ilk meşk derslerine başladık. Konservatuvardan sonra askerliğimi takiben İzmir'e yerleşmem nasip oldu. İzmir Radyosu'ndan ben giriş yaptım sanat hayatına. Ve İzmir'de de işte Zakirbaşı İlhami Efendi'den, Manisalı Ali Efendi'den, Nazillili İsmail Hakkı Hoca'dan, bunlardan da özel meşkler yaptım kendimi yetiştirmek için. Tabii bu bahsettiğim meşklerde biz nota kullanmazdık. O zaman notamız yoktu. Evet. Hep ezbere meşk yapardık. Hoca önce meşk edilecek eserin güftesini bize ezberletir. Veznini söyler. Usulünü öğretir. Ondan sonra makami yapısını meşk eder, öğretir. Ve hıfz ederdik. Çalışır. Sonra gider hocaya da usulü vurarak ezbere okurduk. Birikimimiz böyle oluşurdu. Çok teşekkür ederiz. Sayın Sezgin, bu programımızda seyircilerimize hangi eserinizi dinleteceksiniz? Hüzzam makamında ve aksak usulünde bir eserimi acizane okumak isterim. Güftesi. Bu eserin güftesi Neyzen Ümit Gürelman'a aittir. Evet. Bir rubaidir. Evet. Herkes sana gönlüm gibi bir bende midir? Sen yoksan eğer söyle bu can tende midir? Ama siz lütfeder çalarsanız ben de okurum. Estağfurullah. Memnuniyetle.
Turn.